İyi akşamlar sevgili seyirciler günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bu akşam stüdyodayız ve çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler camiler ve din görevlileri haftası kutlanıyor. Bu nedenle Balıkesir İl Müftülüğü de bir dizi etkinlik düzenledi. Onlardan biri de bugün gerçekleşti. Karesi Alışveriş Merkezi Konferans Salonunda Profesör Doktor Nevzat Aşık hocamız engellilere karşı sosyal sorumluluklarımız konusunda bir konferans verdi. Konferans sonrasında kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdı ve şu anda stüdyomuzda hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için bu program Rica için. Ben Öncelikle sizi bir tanıyalım. Siz 9 Eylül'den geliyorsunuz üniversitesinden ama Balıkesirlisiniz. Balıkesirliyim. Bir tanıyabilir miyiz hocam? Evet sizi? ben Balıkesirliyim. Balıkesir merkez Ovaköy'denim. Evet. Ee, i̇lkokulu köyümde okudum. Ortaokul liseyi Balıkesir'de okudum. Sonra İstanbul'da İlahiyat fakültesini bitirdim. Evet. Ee, ondan sonra da tabii e, İzmir İlahiyat Fakültesine asistan oldum. 74'ten beri orada görev yapıyorum. Yani doktoramı, doçentliğimi, profesörlüğümü orada aldım. Ve evet. halen de göreve devam ediyorum. Peki. Hocam e, bugünkü Türkiye. sebebi ziyaretiniz az önce ifade ettim. E, engellilere karşı sosyal sorumluluklarımız konusunda bir konferans verdiniz. Evet. Şimdi bu konu çok önemli ama camiler ve din görevlileri haftası etkinlikleri de kutlanıyor. Daha değişik etkinlikler de yapıldı. İsterseniz konferans konumuzdan başlayalım. E, engellilere karşı sosyal sorumluluklarımız konusuna. E, sonra birkaç e, programın sonuna doğru bir iki konuya da temas edelim istiyorum. Buyurun Tabii. hocam. Şimdi e, Diyanet İşleri Başkanlığı Ekim'in ilk haftasını camiler ve din görevlileri haftası olarak kutluyor. Resmi bir kutlama Törenidir bunlar merasimidir. Evet. Bu sene cami ve engelliler konusunu işlememizi söyledi bize. Türkiye genelinde yurt içinde de bu tabi işleniyor. Dolayısıyla biz bu seneki konferansımızı cami, din görevlileri ve engelliler üzerinden yürütüyoruz. Bugün işte siz de muttali oldunuz. Şeyde bizim bu kültür merkezinde engellilerle ilgili şey bu ihmal edilmiş çok bir kere. Evet. Yani bu engelli konusu çok ihmal edilmiş. Ve bu insanlara bakarken de yani sanki bundan normal insan değilmiş gibi bakılmış. Halbuki böyle bir şey yok. Tabii ben ilahiyatçı olduğum için ve de programlarımız böyle olduğu için biz Kur'an-ı Kerim'i esas alarak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı esas alarak bu konuyu işlemeye çalışıyoruz. Sizin de gördüğünüz üzere. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre e, ve Peygamberimizin sünnetine göre insanlar arasında kadın, erkek, engelli engelsiz, özürlü özürsüz. Böyle bir ayrım yok bir kere. Evet. Dinimizde böyle bir ayrım yok. Hayır. Evet. Kesinlikle böyle bir ayırım yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyelim ki summün, bükmun, umyun. Yani bazı şeyden bahsederken hani onlar sağırdır, kördür, dilsiz gibidir gibi sözler var ama bunlar maddi anlamda, fiziki anlamda değil. Daha çok kalp gözü kör. Hmm. Manevi dünyası kör iç dünyası o anlamda bunlar kullanılmıştır. Yoksa bugünkü fiziki özürlerle ilgili herhangi bir şey kesinlikle yoktur. Mesela Hazreti Peygamber, şimdi şöyle söyleyeyim ben onun yaklaşımını biraz söyleyecek olursak açıkça der ki Allah Teala sizin ne şeklinize, ne fiziğinize, ne şuna, ne buna bakmayacak. Sizin ahlakınıza bakacak, edebinize bakacak, efendim diğer yanlığınıza bakacak ifadesini, amellerinize bakacak ifadesini kullanmıştır. Sonra mesela Hazreti Peygamber zamanında özürlüler vardı. Çok maniyedardır. Bakın çok maniyedardır. Abdullah İbni Ümmü Mektum diye bir zat vardır. Bu zat amadır. Yani bu gözleri görmüyor. Mesela e, Hazreti Peygamber'e Kureyş'in ileri gelenleri gelmiş. Onları irşad etmeye çalışıyor. Onlara dini anlatmaya çalışıyor Peygamberimiz. O sırada bu ama yani gözleri görmeyen Abdullah İbni Ümmi Mektum gelmiş bir şey sormuş ona. O da demek istemiş ki Affedersiniz. Buyurun hocam. O da demek istemiş ki şimdi şimdi git sonra gel demek istemiş hareketiyle. Ve Cenab-ı Hak bir ayet-i kerime indirmiş. Abese ve tevelle ence evül ama Muhammed aleyhisselam kendisine bir ama geldi diye yüzünü çevirdi. Ötekilere daha çok ilgi göstermeye başladı. Nereden biliyorsun? Belki de senin söylediklerinden bu daha çok faydalanacak. Dikkat ederseniz yani Resulullah yani orada biraz da görev icabı, ötekileri ihmal etmeme icabı gereği olarak e, ilgi göstermediği e, Abdullah İbni Ümmü Mektum yani o ama gözleri görmeyen kişi bakımından Allah tarafından azarlanmıştır. İkaz edilmiştir. Hatta Hazreti Peygamber daha sonraları her defasında onu gördüğünde ya gel bakalım Cenab-ı Hakk'ın beni hakkında azarladığı, uyardığı kimseler ceketini koyar otur üzerine dermiş ona. Yani dolayısıyla bu ama aynı zamanda bir ayetin inmesine vesile olmuş bir şeydir. Ve Peygamberimiz bu Abdullah İbni Ümmü Mektumu mesela eğer Medine'den bir tarafa gidecekse daima idari işlerde namaz kıldırma işinde hutbe okuma işinde bunu görev, görevli bırakmıştır. Kaç defa biliyor musunuz? 13 defa. Bu bir özürlüdür. Bu bir amadır. Ama Peygamberimizin olmadığı 13 defa Medine'de Peygamberin görevini o yapmıştır. Yani Peygamberimiz özürlülere çok önem vermiştir. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de bunu ikaz etmiştir. Hemen bu konuda mesela ben size birkaç daha şey söyleyebilirim. Yani örnek söyleyebilirim. Mesela Ab Abdullah bin Mesud diye bir zat vardır. Abdullah bin Mesud sahabenin en ileri gelenlerindendir. Alimdir, meşhurdur yani hadiste, fıkıhta, tefsirde. Fakat Abdullah bin Mesud çok küçük boylu. Ve bir de ayakları da çok cılız ince. Yani mesela herkes otururken o ayaktayken onların boyuna ermiyor boyu. Peygamberimiz bir bahçede namazdan sonra bazen bahçeye giderlerdi. işte orada hurmalar vardı. işte efendim su içerler falan filan. O sırada Abdullah İbni e, Ümmü Mektum'a dedi ki pardon Abdullah bin Mesud'a dedi ki şuradan dedi biraz şey getir de yiyelim dedi hurma. O da ağaca binmeye başlarken peygamberin arkadaşları sahabiler güldü. Hmm. Peygamber... Tabi zor çıkıyor ağaca. Küçük bir boyu. Bir de küçük. Evet. Gülünce Peygamberimiz döndü. Niçin gülüyorsunuz dedi. Onun dedi şu anda bacakları incecik. Kendisi de çok küçük. Ama dedi Allah katında o o kadar sağlıklı bir Müslümandır ki o kadar imanlı bir kimse Allah katında dedi kıyamet gününde onun yaptığı dedi bu hayır işleri Uhud Dağı kadar büyüyecek dedi. Mesela onları ikaz etti. Yani e, Peygamberimiz Sonra mesela özürlü olan kimseler dikkatle bakılmamasını söylerdi. Yani onu rencide edecek, ha. onu böyle e, insanların karşısında mahcup düşürecek evet. şekilde bakmayın. Evet. Yani bugünkü engellilere de e, bakış açımız, peygamberimizin bu bakış açısından ha. hareket edilmeli de aynen, diyorsunuz. Öyle. Aynen öyle. Yani sanki onlar zavallıymış gibi, sanki biçareymiş gibi, sanki onlar bize muhtaçmış gibi, sanki onlar çalışmayacaklarmış gibi bir bakış açısı küçültücü bakış açısı herkese öyledir fakat özürlülere özellikle öyledir. Mesela Ege Üniversitesi'nin bu özürlülerle ilgili bir sempozyumu vardı. Onun orada benim sunduğum bir tebliği vardır. O tebliğden sonra yani rektörler ve valiler hepsi oradaydı. Bir genç özürlü hiçbir tarafı şey yapmıyor. Sadece sağ ayağının iki parmağı arasına kalemi alıyor. Bununla yaptığı resimleri sergiledi. Müthiş bir şey. Ben ben şahsen kendimden utandım yani. Hiçbir yeri tutmuyor. Sadece evet. ayak parmağının evet. iki parmağıyla. Bir arabanın üzerinde Allah Allah. yemeğini öyle yiyor, öyle şey yapıyor. Ve o resimleri gördüğüm zaman onu yaptığı sulu boya, yağlı boya diyelim. Yağlı boyaları ben kendi elimden utandım. Allah Teala bize bunları veriyor. Yani kısacası ben şimdi burada konuşuyorsam veya sizinle sohbet ediyorsam güzel güzel bu benim elimde olan bir şey değil. Gayri ihtiyar, gayri şuuri bir şey bu. Allah Teala'nın bir lütfu. Niye yani sen öbür taraftaki bir kardeşimiz özürlüyse bunu küçültücü bir bakışla Ve yapacağız. her an bizler de onlar gibi olabiliriz. Bir trafik kazası, her bir şey an, olur. Aferin. Çok evet. güzel. Her an her an olabilir. Onun için yani Hazreti Peygamber ve Kur'an-ı Kerim idrakle bakmamızı istiyor. İrfanla bakmamızı. Yani taakkul diyor Kur'an-ı Kerim buna. Aklı sevk ve idare eden prensiplerle bakmamızı istiyor. Şuurlu, bilinçli, bilinçli, küçültücü değil. Evet. Küçümseyerek Ama değil. günden güne toplumumuzda da engellilere karşı duyarlılık artıyor Doğru. çeşitli e, noktalarda ama mesela fiziki anlamda e, şehir içerisinde veya herhangi bir resmi kuruluşta engellilerle ilgili onların işlerini kolaylaştıracak işler e, yavaş yavaş yapılmaya başlandı. Siz de dediniz mi? geç kalmışız dediniz. Geç kalmışız. Valilikte bile daha iki sene oldu. Hı. 2-3 e, sene oldu yapılalı. Evet. Sonra biz geçtiğimiz günlerde konuştuk. Mesela Balıkesir'de bir camide varmış galiba. Evet. E, engellerin içeriye... 3 canı olmuş. 3 üç olmuş. Üçlü evet. Evet 3 e, olmuş. Evet. O zaman yeni bir gelişme veya evet. 3 olmuş. Evet. E, doğrudur hocam. Efendim? Tabii. Evet. Efendim affedersiniz. Evet. Yani bugün mesela apartmanlara dikkat edin. Mesela benim İzmir'de oturduğum apartmanda bir özürlü vardı. Kaç defa yönetim kurulunda ben ısrarla söyledim. En sonra bir araba şey yapıldı oraya. Rampası. Ya ama bu her apartmanda olması lazım. Şimdi Batı'ya gidelim. Gidiyorsun. Batı'yı görüyorsunuz. Dikkat edersiniz. Özürlülerin düşünülmediği herhangi bir mekan ve yer yoktur. Doğru. Tuvaleti, apartmanı, girişi, kaldırımı. E ya insan kadar değerli bir varlık yok. Bakın insan, insanın değeri Kabe'nin değerinden üstün. Peygamberimiz Kabe'ye böyle bakıyor bakıyor. Tavaf ediyor. Ne güzelsin ne büyüksün ama diyor bir yeminle söylüyorum bir insanın değeri Allah katında senin değerinden daha fazla diyor. Evet. Bütün insanlar merkezi Şimdi, Kabe. Şimdi yanlış anlaşılmasın Tabii. yani ben 3 camide var dedim ama yani birçok yerde zaten yok yok, yani yok olması lazım. Her yerde var da orada da yok anlamında söylemedim. Birçok ama işte bu çalışmalar mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu yıl engellerle ilgili işi ön plana alması belki birçok Türkiye'nin birçok yerinde evet. onlara hizmet olarak Ama gidecek. Ama maalesef yeni bu dediğiniz gibi. Yani yeni, yeni? Evet. Yeni yeni, yeni oluyor. Evet, Geç yeni. kalmışız. İlk defa Tespit tespit doğru hocam. Kesinlikle. Tespitiniz çok doğru. Biz de Kesinlikle. gözlemliyoruz. Kesinlikle. Geç kalınmış. Ama inşallah bu yıldan başlamak üzere çok şeyler yapılabilir. Peki bu konuda e, olumsuz örnekler diye sayabileceğimiz, siz ölçü yüz e, gösterdiniz. Bizim hareket tarzımız engellere karşı peygamberimizin davranışlarıdır. Tabii. Peki olumsuz örnekler e, gözlemlediğiniz var mı? Şimdi, Neler olmaması lazım? Şimdi mesela bakın akıl hastaneleri var. Evet. Benim oğlum da psikiyatrist. Bakın İstanbul Bakırköy Akıl Hastanesi'ne ziyarete gittim. Oradaki başhekimin bana söylediği bir şey var. Şimdi diyor buraya diyor geliyor diyor hasta diyor. Düzeliyor diyor. Evet. Tamamen güzel bir mit örnek vereyim diyor. Tamamen düzeldi diyor. Hiçbir şey yok. Hanımı diyor çocuklarıyla beraber geldi. Onu almaya geldiler diyor. Ve diyor çocukları adam öpmek istedi. Hanımı diyor böyle yaptı diyor. Çocuklarını çekti. Evet. Bu çok önemli bir şey ve ya demiş ben rahatsız değilim. Bulaşıcı hastalık Hah. yok ki onda. Ama, ama bakın işte bu tavır yanlış. Bu olumsuz işte. Önce o zaman aileyi hasta tedavi etmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. İnsan baştan. İki. Düzeliyor gidiyor diyor. Köyüne gidiyor. Minibüsten iniyor diyor. Kahvenin önünde bulunanlar. o ya delamet. Hoş geldin. Sen düzeldin mi? <laughs> Şimdi bakın bu Ramazan Bey korkunç bir şey bu. Ya nasıl diyor adam başhekimin sözünü söylüyorum. Nasıl bir adam midesinden rahatsız oluyor diyor. Nasıl kanser oluyor. Nasıl öteki bir iki oluyor. Bu da bir hastalık diyor. Yani buna deli demenin bir alemi yok diyor. Bu bir hastalık diyor. Yani ben şimdi buradan başladım. Herhalde diyor ki hocam diyor siz diyor hocasınız. Camide konuşuyorsunuz, halkın içinde konuşuyorsunuz, televizyon. Allah aşkına bu konuları işleyin diyor. Buna da değinin diyor. Buna da evet. değinin diyor. Peki engelliler var mesela işte tekerlekli sandalyede olanlar var. Ne bileyim amalar var birçok. Onlara karşı yapılan böyle gözlemlediğiniz yanlış davranışlar. Küçümseme. Küçümseme. Evet. Mesela ben köylü çocuğum değil mi? Evet. Mesela bizim köyümüzde de bunlardan var. At takıyor mesela ona. Ee, topalan topalasan. Be. Bak topalasan. Çolak Mehmet. Çolak Mehmet. Bakayım. Ondan sonra bilmem ne. Bir kere Kur'an-ı Kerim bunu şiddetle yasaklıyor. la tenabezu bil elkap. Sakın ola ki birbirinize lakap takmayın. Birbiriniz kötü şeylerle anmayın. Güzel şeylerle e, çağırın. Güzel şeylerle söyleyin. Hatta bu kötü şeylerle çağrıldığı zaman geri dönüp bakmayın. Hmm. Bakın geri dönüp bakmayın. Yani bir kere e, insanımızın kendisini iyi tanıması lazım. Kendisine saygı duyması lazım. zaman Bey kendisine, kendisini önemsemeyen, kendisine saygı duymayan, kendisine sevgi duymayan başkasına saygı gösteremiyor. Bu pedagojik bir ifadedir. Başkasına saygı gösteremiyor. Önce Başkas... kendine saygı Evet, kesinlikle. Kendini sevecek, kendine saygın olacak. O zaman bu etrafındaki insanlara şefkatle davranabilecek. Hazreti Peygamber mesela özürlü olan e, kimselerle şey yaparken onlara mesela meslek sahibi olmayı tavsiye etmiştir. Bazı meslekler mesela bir tanesi vardır bunların içerisinde zahir diye. Mesela bu zahiri demiştir ki ya senin bulunduğun yerdeki çiçekler, meyveler çok güzel. Sen pazara bunları getirsen de satsana demiştir. Ondan sonra zahir bizim çölümüz. Biz de zahirin şehriyiz demiştir. Ama o çiçek satıcılığı. Bakın bir taraftan ona bir meslek edindiriyor. Diğer taraftan insanlar çiçeğe alıştırıyor. Meyveye alıştırıyor. Dolayısıyla peygamberimiz bu işe yaramayan insanları bir yerde işe yarar hale getiriyor. Olumsuzluklar üzerinde katiyen durmamıştır. Bakın. Katiyen durmamıştır. Onları küçümseme anlamında. Hatta özürlü kimseler varken onlara kız bile vermezlerken Hazreti Peygamber özellikle onların evlendirilmeleri üzerinde durmuştur. Evlendirmiştir de yani. Açıkçası. Evet. Evlendirmiştir. Hatta kendi hanımı Hazreti Ayşe ee Safiye ismindeki Hanımın boyunu göstererek küçük olduğu için biraz gülmüştür. Peygamber de bulunduğu yerde ona söylediği söz şudur: Sen öyle bir cümle söyledin ki eğer bu cümleyi denize atsa denizi de demiştir. Yani böyle alay etmek, efendim küçümsemek olumsuz davranışlar. O kadar olmuş. büyük bir çirkinlik. O kadar evet. kesinlikle. Evet. Peki hocam bu konuda e, eklemek istediğiniz bir şey evet. e, yoksa? E, belirtmek istediniz Şu biraz da çevre konusunda e, Biraz e, görüşlerinizi almak Tabii. isteyeceğim Ancak ben bu konuda Şunu söyleyeyim biz aile olarak Fert olarak devlet olarak kurumlar olarak Özürlülere dikkat etmeliyiz Onların kişiliklerini Kazanmalarına kimliklerini kazanmalarına e, Yardımcı Olmalıyız Kesinlikle onları bir problem haline Getirmemenin yollarını aramalıyız Sağlıklı bir insanı bile siz çok böyle şey yapıştırırsanız problem haline gelir. Hmm. Şimdi çevreciliğe gelecek olsak bunlar bir bakıma birbirleriyle de irtibatlı. Çünkü insan çevre içinde yaşıyor, değil mi? Evet. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi çevrecidir. Ne yazıktır ki İslam'da çevre Hazreti Peygamber'in çevreciliği konusu yabancılar ilk defa doktora tezi olarak yapmışlardır hazırlamışlardır. Daha sonra bizim fakültelerimizde şu anda 3-5 arkadaş var. Bu konuda yoğun çalışmalar yapıyorlar. Peygamber Efendimiz çevrecidir. Neden çevrecidir? Bir kere daima fidan dikmeyi emretmişler. Kendileri de eliyle 500 fidan dikmiştir. Bizzat kendisi. Fidan ve ağaç. Zaten ağacın küçüğü fidan. Yani illa meyveli değil. Ve şu cümleyi söylemiştir. Bir kimse bir fidan dikse o fidanın gölgesinden Efendim meyvesinden, serinliğinden insanlar ve hayvanlar faydalandığı sürece o kişinin amel defteri kapanmaz demiştir. Sadaka icariyi ediyoruz biz buna. Bakın amel defteri kapanmıyor. Düşünebiliyor musunuz? Onun için yani bizim sayın dinleyicilerimiz fırsat buldukça evlerinin etrafına fidanları dikmelidirler. Kurbüzüye diye bir zat vardır, asıl e, e, İsviçre asıllı Amerikalıdır. Bu zatın bir sözü var, kitabı vardır. O e, o kitaptan ben nakledeyim. E, diyor ki ben İstanbul'a gittim o, o dönemde. İstanbul'da diyor neredeyse ağaçlardan evler görünmüyor. Bir Türk atasözü vardır. Ev yaptırdığın zaman önce önüne ağaç dik. Ve diyor şimdi diyor Washington diyor taş ocakları gibidir diyor. Ağaç diye bir şey yoktur diyor. Eğer siz seyahatnamelere bakarsanız Ankara'dan bir sincap van'a kadar ağaçlar üzerinden gidiyor inmeden. Evet şimdi? Dikkat edin. Mümkün değil. Peygamberimiz mesela bir koru oluşturmuştur. Milli park oluşturmuştur. Ve bu koru çok büyüktür. Efendim e, kesinlikle buradan bir kişinin e, bir ağacı kesmesi e, nin cezasının yedi kat kıyamet günde yerin altına girmesi oklunda şey yapmıştır. Şeklinde e, e, ifade etmiştir. Ancak bir gün gelmiş. Oradan kereste ihtiyacı oluşmuştur. Bir komite kurmuştur. Demiştir ki ihtiyacı olanlar tespit edecek, kereste kesilecek ancak yenilerinin dikilmesi kaydıyla. Ve Medine sokaklarının bizzat en dar sokağın 7 zira olmasını emretmiştir kendisi. Bakın 7 zira geniş olacak. Dolayısıyla ee, ve bu hurmalıklar, ağaçlıklar şey yapacak, bunlar taşlanmayacak, bunlar da avda pek yapılmayacak. Çünkü ağaçlara zarar veriliyor düşüncesiyle bunu yapmıştır yani. Hazreti Peygamber çevrecidir. Evet. Ve bu okumak isteyen arkadaşlarımız Ankara İlahiyat Fakültesi'nden, İstanbul'dan ve Ziraat Fakültelerinde peygamberin çevreciliği ile ilgili İnternete girseler çok literatüre karşılaşabilirler. Birçok bu konuda yazı bulabilirler. Diyorsun. Bulabilirler. Peki hocam şimdi çevrecilik derken bugün e, hayvanları koruma günü e, bugün. E, dolayısıyla bu konuda da e, isterseniz sizin görüşlerinizi alalım. Tabii. Programın sonunda 3-4 dakikalık bir zaman dilimi Tabii. kaldı. O da çünkü e, bir yerde bir çevre e, Tabii. problemi ve hayvanların da e, bir çevrede zarar görme durumu var. Evet. Şimdi efendim e, bu e, Hazreti Peygamberin ve İslam dininin çevreye bakışı diye doktora tezi olarak çalışılmıştır. Adana İlahiyat Fakültesi Dekanı Ali Osman Ateş, Adana Belediye Başkanlığı ile beraber bir çalışmaya girmiş. Bu sadece bu konuyu işlemiştir. Hayvanlara bakışı işle, işlemiştir. Bir kere hiç unutmayacağız. E, dünyadaki bulunan bütün canlılar Allah tarafından yaratılmıştır. Ağaçlar dahil. Evet. Ağaçlar dahil. Hatta ve hatta şu gördüğümüz cansız gibi görülenlerin bile canlı olduğunu söyler Kur'an-ı Kerim. Ve mesela der ki Yusuf bi ma fi's ve ma fi'l Yerde ve gökte, gökte canlı ve cansız ne varsa Allah'ı bunlar tespit ediyorlar der. Tespit ediyorlar der. Çünkü elektronların durmadan mesela döndüğünü hala bugün şey yapılamıyor. Bunları zikir ettiği şeklinde yorumluyor mesela bizim daha çok tasavvuf dilinde veya İslam dilindeki şeyler ayet-i kerimeler de öyle. O bakımdan hayvanlar da Allah Teala'nın yarattığı varlıklardır. Ve hayvanlar mesela dört ayaklılar efendim rükû halinde secde ediyor. Evet. Yılanlar, sürüngenler secde halinde e, Allah'a ibadet ediyor. Bakın bunlar böyle yorumlanan kitaplarda. Peki bir Müslüman insan ibadet ederken ağaçlar kıyamda ağaçlar gibi rükûda dört ayaklı canlılar gibi secdede de sürüngenler gibi ibadet eder. Dolayısıyla Namaz cami bir ibadet denir. Bütün canlıların ibadet çektiği onda toplanmıştır. Durum böyle olunca en küçük bir canlıya zarar verme, hayvanlara, köpeklere, kedilere, bindiği atlara mesela bir deveyi peygamberimiz görüyor böyle geçerken deve peygamberimize böyle bakıyor ve çok üzgün vaziyette ki bunun sahibi diyor. İşte diyor benim diyor. Niye devene iyi bakmıyorsun diyor. Sanki deve demek istiyor ki bana bakmıyor fakat bana çok yük yüklüyor. Sakın buna diyor fazla yük yüklemeyeceksin. Ve de diyor iyi bakacaksın. Gücünün dışında bir yükü yüklerseniz Allah da size gücünüzün dışında yükleri yükleyecektir ifadesini kullanıyor yani. Sonra mesela bizde bir şey vardır. E peygamberimiz öyle der. Bir kadın bir köpeğe su verdiği için cennete girdi. Bir kadın da Kediyi hapsedip ölümüne sebep olduğu için cehenneme girdiler. Eski ümmetlerden. Nedir bu? Köpek mesela kuyunun etrafında dönerken birisi geliyor bakmış susamış. Ayakkabısına su almış oradan kuyudan onu içirmiş. İşte bundan dolayı o diyor cennete girdi diyor. Ama diyor öteki de kediyi kapattı ölümüne sebep oldu. Yani hiç kimse bu canlılara zarar verme hakkına sahip değil. Ancak belediyeler bunların zararsız hale gelmeleri için ne dersiniz sonra işte barınaklar ha barınaklar, barınaklar evet. ilaçlamalar çünkü eğer mesela bizim kendi köyümüzde çok sokak köpekleri var mesela ben şahsen korkuyorum bazen Köylüler korkmuyor ondan Onlar bir şey yapmıyor ama ben mesela o yakın kahveye otururken Korkuyorum neden acaba diyorum bunlardan bir mikrop bir şeyler var mı burada gibi geliyor. Sonra bizim kendi köpeklerimiz de vardı. Şimdi yok ama vardı. Bahçemizde vardı. Kedilerimiz vardı. Hala kedilerimiz var. 4-5 tane bahçemizde. Biz onları çok seviyoruz. Nerede kaldı ki diğer kuşlar, güvercinler de köyde görüyoruz. Şehirde kalmadı bunlar artık. Evet ve dolayısıyla dinimizdeki hayvanlarla ilgili söylenecekler de bunlar diyorsunuz. Evet kısacası böyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Bugün bir konferans için Balıkesire geldiniz. Sağ olun. Camiler ve din görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftülüğümüzün bir konferansıydı. Engellilere karşı sosyal sorumluluklarımız konusunda bir evet. konferans verdiniz. Sonrasında da bize zaman ayırdınız. Sağ bundan sonra yine Balıkesir'e geldiğinizde biz sizi konuk etmek isteriz. Çok Ağzınıza sağlık. Çok, Çok teşekkür ederiz. İyi ben akşamlar Ben de teşekkür efendim. ederim. İyi akşamlar. Sevgili seyirciler bugün konuğumuz 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nevzat Aşık'tı. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın.